Poşet var mı sende? Neden Osmanlı? Hep soruyoruz. Neden Osmanlı? Çok değerli üreticilerimiz, bu kelimeleri sık sık tekrarlıyoruz. Ereğlilik ismiyle özdeşleşmiş, Osmanlı deyince Ereğli, Ereğli deyince Osmanlı akla gelirken bir de çeliğimiz eklendi. Bunun da ismi anılmaktadır. Osmanlı çileğimiz bugün başta belediyemiz, belediye başkanımız olmak üzere sizlerin çilekeş elleriyle anılmaktadır. Bu çileğimiz ülkemizin aranır bir meyvesidir. Hatta bırakın ülkemizi, yurt dışında bile aranan bir meyvedir. Çok yerleri gezdik. Bu konuda uzman hocalarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Hatta uzman hocalarımız Ereğli'ye gelip incelemelerde bulundular. Eşi olmayan bu meyvemizin üretilmesi ve çoğaltılmasını bizden gerçekten talep ettiler ve rica ettiler. Çünkü sınırsız pazara sahip bir meyvedir. Bugün tonlarca bizden istenilmekte fakat ne yazık ki biz onlara cevap veremiyoruz. 94 yılında belediye başkanı olduğumda ilk kez yaptığımız işlerden bir tanesi Osmanlı çileğini koruma derneğini oluşturduk ve az evvel de konuşmayı yapan değerli başkan ve arkadaşları sürekli Osmanlı çileğini korumak için, yaygınlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hemen onun peşinden elpek bezi, Ereğli'nin en önemli bezlerinden bir tanesi, onu geliştirmek için bir kooperatif kurmadık ama onu üretenleri destekledik, makinalarını aldık ve hala destekliyoruz. Hem elpek bezini hem de Osmanlı çileğini geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi Osmanlı çileğinin en büyük özelliği, bizden İstanbul'dan, Ankara'dan sanatçılar, milletvekilleri, bakanlar çilek pidesi istiyorlar, gönderiyoruz ama oralarda bu aromayı, bu kokuyu, bu rengi, bu lezzeti asla bulamıyor. Karadeniz Ereğli'deki toprak, kestane toprağı diyorlar. Yamaç, güneşe dik bakan yamaçlarda aromasını, lezzetini, rengini ve kokusunu veriyor. Yani Ereğli'ye yetişiyor. Diğer taraflarda meyve veriyor ama meyvenin aroması yok, lezzeti yok, kokusu yok. Deniz kokan güneşi de... Derneğinin başkanını ve yönetim kurulunu lütfen şiddetli bir şekilde alkışlar mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.